Samandağ ilçesindeki Şükrü Kanatlı Mahallesi'nde yer alan Samandağ Belediyesi'nin inşa ettirdiği toplu konutların halka açık tanıtımı gerçekleştirildi. Bu dairelerin her penceresinden çocuğunuzun şöyle oynadığı bir alanda çocuğunuzu görme şansınız var. Öyle dizayn edildi. Yaşlıların birlikte oturup kalkabileceği bir mekan haline geldi. Komşunun komşuyla iletişim kurabileceği. Düzenlenen törene eski bakan ve Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi Nihat Matkap, yine eski bakanlardan Fuat Çay, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Serdar Güven, eski belediye başkanı Ganim Can Bolat, Samandağ Kaymakamı Doktor Cahit Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu, Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir, İç Emniyet Müdürü Halil Karabacak, mahalle muhtarları, kanaat önderleri, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. Konutlarla ilgili herhangi bir hukuki problemin olmadığını dile getiren Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir, bu projeyi önemsediğimiz bir proje hayalimizdi. Bu şehre örnek olmak, bu şehrin bundan sonraki sürecini çağdaş, medeni olarak yaşayabileceği bir kent haline getirmek hayalimizdi. Bu projeyi bunun için icra ettik diye konuştu. Altyapı sorunlarını çözülerek bir kentleşme modelinden bildirdiği alanlara güvenilmiş, sosyal ve teknik altyapısı sağlanmış çağdaş bir şehirleşmeye doğru yönelmek istiyoruz. Her ailenin konut yapmaya elverişli bir arsası veya yeni bir bina yapacak imkanları olmayabilir diyen Nehir, dar gelirli birçok kişi gecekondularda barınmakta. Belediye olarak görevlerimizden biri de bu soruna çözüm üretmek. Samandağ'da yılda 600-700 konuta ihtiyaç duyuluyor. Bu ihtiyaç sahipleri ailelerinden kalan arsalara konut yapıyor. Biz bu sorunu ortadan kaldırıyoruz dedi. Gerçekten sandalyeler yüksek, deprem yönetmeliklerine uygun, iyi bir çalışma oldu. Toplu konutlar tarım alanlarının yok edilmemesinin önlenmesi ve bu gibi olumsuzluklara engel olması nedeniyle piyasaya oranla ucuz fiyatlarıyla merkezi ısıtma, park, otopark, asansör ve adak kazanlarının kaynatılması için uygun hijyenik ortamıyla dikkat çekiyor. Biz bunu çok önemsiyoruz. Aşağıda bir tane taziye salonumuz var. O taziye salonunun altında da hepimizin bir çocuğuna mensab-ı hayriye, مشان تنبت مشان تسوق زوينا محل تحتها كتازيه صازو يا جنتي هب روحك شعرها